Bugün sizlere anlatacağım kaligrafide teknik analiz konusu. Neden analiz yapılır, nasıl yapılır, ne amaçla yapılır? Onlardan bahsedeceğim ilk başta. Şimdi her yazı karakterinin bir ruhu ve bu ruhu karaktere kazandıran bir takım özellikler var. Bu teknik analizle yazıdaki bu özellikleri inceleyip, bu özellikleri farkına varıp, yazı ile ilgili kendi çıkarımlarımızı yapmamızı sağlıyor bu analiz. Yani şöyle düşünün, bir kaligraf, tipograf ya da bir font tasarımcısısınız. Özellikle font tasarımcılarının çok işine yarayan bir bu konu diyeyim. Yani bir eski bir yazıyı inceleyip, analizini yapıp, bu yazıdan yeni, modern, kendinize özgü bir alfabe oluşturabilmenizi sağlıyor bu analizdeki ortaya çıkan hususlar. Şimdi başlayalım. Şimdi kaligrafide teknik analiz deyince Edward Johnston'dan bahsetmek gerekiyor. İngiliz kaligraf ve font tasarımcısı bir kişi. Yani bu Londra metrosunun fontlarını, yazı karakterini yapmış bir kişi. O onunla ünlü. Ama en büyük artısı kaligrafi yönünde nasıl diyeyim? Eski bir yazıyı, gerçi birazdan onu örnekle göstereceğim. Eski bir yazıyı alıp modernize ediyor ve Latin kaligrafisi, yani 20. yüzyılda Latin kaligrafisi artık unutulmaya yüz tutmuş. Avrupa'da çok fazla ilgilenen yok. Edward Johnston bunu tekrar gün yüzüne çıkartıyor, araştırmalar yapıyor, yeni bir yazı karakteri ortaya koyuyor ve tekrar bu Latin kaligrafisinin canlanmasını sağlıyor. Yani bunun sayesinde birçok yeni kaligraflar ortaya çıkıyor ve yazıyı, kaligrafiyi araştırmaya başlıyorlar. Öncü bir kişilik yani Latin kaligrafisinde. 2015'in Haziran ayında vefat etti Hermann Zapf. Ustaların ustası deniyor. Şu an günümüzde yaşayan birçok kaligrafi hocasının hocasıydı kendisi. Hermann Zapf, Edward Johnston için şöyle demişti. Çağdaş yazının canlanmasında Edward Johnston kadar kimsenin etkisi yoktur. 20. yüzyılın tüm yazı sanatçılarının yolunu açtı. Dolayısıyla bugünkü başarımızı ona borçluyuz dedi. Yani bu kadar kişiyi eğitmiş, Latin kaligrafisinde yani yapmadık şey bırakmamış birisinin Edward Johnston'ı bu kadar övmesinin sebebi ne diye sorarsanız şöyle. Üste gördüğünüz sağdaki yazı Karolin alfabesiyle yazılmış bir yazı. Ramsay Salter adında bir adamın 10. yüzyılda yazdığı bir kitaptan alınmış bir görsel. Karolin minüskülü normalde 8. yüzyılda ortaya çıkmış. Bu 10. yüzyılda yazılmış bir hali. Edward Johnston bu yazıyı alıyor, yani bu yazıyı baz alıyor kendisine. Bu örneği alıyor, kitabı komple inceliyor. Bu az sonra anlatacağım analiz hususlarını üzerinde gerçekleştiriyor yazının ve daha modern bir yazı olan alttaki halini Foundational Hand ya da diğer ismiyle Roman minüskül dediğimiz alfabeyi ortaya koyuyor. İşte bu modernizasyonu yaparken kullandığı o kurallar diyelim, analiz kuralları zaman içerisinde kullanıla geliyor bu zamana kadar ve Edward Johnston'ın analiz kuralı adıyla bu zamana kadar kullanıla geliyor. 7 tane analiz kuralı içeriyor bunlar. X yüksekliği ve nip ölçüsü, buna harf ağırlığı da deniyor. Yazının eğimi, kalemin açısı, karakteristik uyum ve anatomi, O harfinin yapısı, espas, ritim ve hız. Buradaki ilk 5 şık, ilk 5 kural daha çok font tasarımcılarını ilgilendiriyor. Son 2 kuralsa işin uygulayıcısı olan kaligrafların daha hakim olduğu konular.
Şimdi analize başlayacağım. Bu analizi yapabilmek için önce bir yazı olması gerekiyor elimizde ki bir yazıyı analiz edeceğiz. Bir yazı örneği seçtim ben. Sheila Waters'ın bir yazısı, Foundations of Calligraphy diye bir kitabı var. 90 yaşında Sheila Waters. Yani bu kitap benim şimdiye kadar incelediğim bütün kitapların içerisinde teknik bilgiye, içinde en fazla teknik bilgi barındıran kitap. Kesinlikle öneriyorum kaligrafiyle çok haşır neşir olanlar için müthiş bir bilgi kaynağı diyebilirim. O kitaptan bir örnek aldım. Yine Foundational Hand örneği. Şimdi bu yazıyı analiz edeceğiz. Birinci kuralımız neydi? Nip ölçüsü ve X yüksekliği. Burada önce nip ölçüsünün bulunması gerekiyor. Nip ölçüsünün bulunması, bu arada nip kalemin ucu demek aynı zamanda. Onu da şimdi göstereceğim. İlk yapmamız gereken, o metnin içerisinden bir tane harf aldım. Yazının hangi kalemle yazıldığını, yani kaç milimlik ya da ne kadar kalın bir kalemle yazıldığını bulmamız gerekiyor önce. Bunu bulmamızın yolu da harfin en kalın noktasına böyle bir uç yardımıyla farklı uçlara dokundurarak oraya doğru ucu bulduğumuzda, o kalınlığı yakalayan ucu bulduğumuzda bu kalemle yazılmış ya da bu milim işte 5 milim uçla neyse yazılmış bir yazı diyebiliriz. Veyahut aynı en kalın noktadaki yeri ölçerek kaç milim bir uç kullanıldığını anlayabiliriz. Bu ucu bulduktan sonra, yani hangi kaç milim uçla yazıldığını bulduktan sonra X yüksekliğini bulmamız gerekiyor. X yüksekliğini de bulabilmemiz için önce satırlarımızı çiziyoruz. Satırlarımızı çizdikten sonra üst satır, gövde çizgisi, satır çizgisi, alt satır çizgisi, satırlarımızı çizdik. Şimdi burada o bulduğumuz uçla, yani yazı hangi uçla yazıldıysa onunla oraya bir nokta koydum gördüğünüz gibi. Bu 90 derece tutularak koyulan bu noktaya da nip deniyor. Kalemin ucuna da nip deniyor. Yani kalemin ucuyla koyduğumuz şu noktalar birer nip. X yüksekliğini burada ölçmemiz gerekiyor. X yüksekliği de gövde çizgisi ile satır çizgisi arasındaki kalan mesafe. Yani şu noktaları koyuyorum gördüğünüz gibi. Buna bu şekilde de nip merdiveni deniyor. Niplerden oluşan bu şekilde de nip merdiveni deniyor ve X yüksekliğini bu nip metoduyla ölçüyoruz. Burada 3 niple yazılmış. Yani X yüksekliği bu yazının 3 nip. Ayrıca bu diğer üst ve alt uzantıları da nip merdiveni metoduyla ölçebiliriz. Şimdi burada normalde foundational hand yazı 4 niple yazılan bir yazı. Olması gereken, yani standardı 4 niple yazılıyor. Ama burada 3 nip kullanmış. Yani 4 nibe biz dijital olarak düşünüp medium boyut dersek, yani orta derece medium boyut dersek, burada daha basık halde yazmış 3 niple. Buna da bold bir foundational hand diyebiliriz. Bunu ne dedik? 4 nip olması gereken standart boyutu. Ama bunu 5-6 nip genişliğinde de yüksekliğinde de yazabilirdi. O zaman da light, yani daha hafif bir foundational hand yazı deyip geçebilirdik. Şimdi 3 niple yazıldığını anladık. Diğer alt ve üst uzantıları ölçmek istersek nip metoduyla yine ölçüyoruz. Ve ikinci kurala geçiyoruz. Yazının eğimi. Şimdi burada eğimlere baktığımda 2 ve 4 derece arasında böyle 3 ve 4 derece yoğunluklu eğimler var. Aslında bu yazı, foundation hand dediğim yazı, normalde dik yazılan bir yazı. Eğimi yok. Ama burada hafif 3-4 derece sağa doğru meyilli yazmış. Aslında ben burada hemen şunu anlayabiliyorum. Daha hemen iki kuralı inceledik ve ortaya şu çıktı. Şimdi foundation hand 4 niple yazılıyordu ama Sheila Waters 3 nip yazmıştı. Dik yazılıyordu, 3-4 derece sağa doğru eğik yazmış. Şimdi en başta demiştim ya, Edward Johnson Carolyn alfabesinden foundational hand'i türetti. Yani bunun ana karakteri aslında Carolyn alfabesi. Carolyn alfabesi de 2,5-3 nip aralığında,
x yüksekliği yazılıyor ve 4 derece sağa doğru eğik yazılıyor. Yani burada aslında Sheila Waters Caroline tadında bir foundational hand yazmış. Caroline'i anımsatıyor. İkisini karıştırmış özelliklerini. Yazı foundational hand sağa doğru eğik ve Caroline ölçüsünde bir yazı. Buradan hemen ona bir benzetme yaptım. Şimdi bu yazının eğimini daha iyi anlamanız için bir tane daha eğimli yazı olan italik yazı örneği koydum. Şimdi burada yazının eğimini nasıl bulacağız? En basit yöntem en uzun harflere teğet çizgiler çizmek. Bu çizdiğimiz teğet çizgileri düşeyle, yani dikey düşeyle yaptığı açıları ölçmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi örneklerde ortalama 12-14 derece arasında eğimle yazılmış bir yazı. Bunun ortalamasını bulursak 13 derece eğimle yazılmış bir yazı diyebiliriz. 13 derece eğimle yazılmış bir yazı deyip yazı eğimini geçiyoruz yani. Sadece burada yapmamız gereken kaç derece eğimle yazıldığını bulmak ve hakim eğimi buluyoruz. İşte burada 11 var, 14 var, 12 var, 13 var. Ortalamasına bakarsak 13 derece gibi bir eğimle yazıldığı gözüküyor. Yazının eğimini de bu şekilde buluyoruz. Üçüncü kuralımız kalem açısı. Kalem açısını bulmak için harfin başlangıç ya da bitiş noktalarına teğet çizgiler çiziyoruz. Ve bunları bu sefer yatayla yaptığı açıyı ölçüyoruz. Yazı eğiminde çizdiğimiz teğet çizginin düşeyle yaptığı açıyı ölçmemiz gerekiyor. Kalemin açısında ise çizdiğimiz teğet çizginin yatayla yaptığı açıyı ölçmemiz gerekiyor. Şimdi burada ölçtüm ben ve 30 ve 40 gibi farklı açılar çıktı. Burada W, V, X, Z gibi kalın diagonal çizgileri olan, o eğik çizgileri olan harflerde açıların değişmesi gerekiyor zaten. Çünkü bu W harfindeki o 40 derece açıyla başlayan noktayı biz 30 dereceyle başlarsak o çizgiler olduğundan çok daha kalın gözükecekler ve bu N'deki harfteki kalınlıklar W'dan daha ince olacak ve metne komple baktığınızda farklı farklı kalınlıklar göreceksiniz. Bu da ağırlık dengesini bozacağından bir gözü rahatsız eden bir doku oluşturacak. Farklı farklı kalınlıklar. O yüzden bazı harflerde böyle açı değişiklikleri yapılıyor. Harflerin kalınlıklarını yani ağırlık dengesini sağlamak için. Yani metne baktığınızda kalın çizgilerin hepsi birbirine yakın kalınlıkta, ince çizgilerin hepsi birbirine yakın kalınlıkta, incelikte olması gerekiyor aslında. O yüzden siz bir yazıyı analiz ederken, kalem açısını bulurken hakim kalem açısı bu yazıda 30 dereceydi. Burada bir tane örnek koydum ben. Yani baktığınızda kalem açısı hep 30 ama bazı yerlerde işte 40-45 derecelik açılar kullanılmış. O farklı açıları tek tek göstermeniz gerekiyor. Analiz ederken, komple bir yazıyı analiz ederken. Hakim kalem açısı 30 derece. Şuralarda farklı kalem açılarını belirlemeniz gerekiyor. Kalem açısıyla ilgili söylemek istediğim bir nokta daha var. Aslında bu analizle çok fazla alakalı değil ama kalem açısıyla alakalı. Şimdi bize öğretilen ve kitaplarda yazan italik yazıdan bahsediyorum. Çünkü kaligrafi deyince sadece bizim ülkede değil, bütün dünyada sadece italik algılanıyor gibi bir görüş var. Aslında öyle değil ama çok fazla kişi italik yazdığı için dünyada o yüzden kaligrafi italik gibi bir algılama var. Kitaplarda diyor ki italik yazının kalem açısı 45 derece olacak diyor. Şimdi buradaki harflerin hepsi 45 derece açıyla yazılmış. Kalem açısı 45 derece. En başta gördüğünüz N harfi işte dik olarak yazılmış. Herhangi bir eğim yok. Ortada 13 derece eğimle yazılmış bir N harfi var. Ama kalem açımız 45 derece gene. En sağdaki harfler ise 25 derece eğimle yazılmış ve kalem açımız gene 45. Ama burada fark ettiğiniz gibi hemen harflerde eğim arttıkça incelme oldu. Bu incelme aslında bir sorun.
ortadaki N'de çok büyük sorun değil gibi gözükse de eğimi biraz arttırdığımızda bazı harflerde anatomik problemler yaratmaya başlıyor. Burada T harfinde problem çıktı. T harfinin anatomik olarak olması gereken dikeyinin kalın olması gerekiyor. Yatayının ince olması gerekiyor. Bu bir kural. Ama burada kalem açısını siz kitaptaki gibi 45 derece tutarsanız böyle bir problemle karşılaşırsınız. Yanlış, böyle olmaması gerekiyor. Aslında olması gereken şöyle, yazının eğimi aynı eğimleri verdim. Az önceki yazılarda 13 ve 25 derece eğimle yazılmıştı. Aslında olması gereken 13 derece yazının eğimiyle kalemin açısı 32. Bu ikisini topladığımızda 45 yapması gerekiyor. Yani aslında kitapta 45 derece olmasını gerekliliği bu. Gördüğünüz gibi N'nin kalınlığı olması gereken kalınlıkta. Pardon. Yazıyı eğdiğimde daha fazla, az önceki bir 25 dereceye eğdiğimde kalemin açısını 20 dereceye getirdim. Gene aynı kalınlığı yakalıyorum ve T'de herhangi bir problem olmuyor. Dikey kalın, yatay ince. Olması gerektiği gibi anatomik bir problem yok. Ve olması gereken bu. Yazının eğimiyle kalemin açısı 45'i sağlamalı. Bu çok önemli. Yani birçok kitapta da bu yok. Ama o Sheila Waters'ın kitabında bu yazıyor. Başka da yazan bir kitap görmedim şimdiye kadar. Çok önemli bir bilgi ama çok basit aslında ama dediğim gibi herhangi bir yerde karşılaşamıyorsunuz. Sheila Waters'ın kitabı haricinde. Kalem açıları gördüğünüz gibi farklı. Şimdi dördüncü kuralımız karakter ve anatomi. Burada harflerin birbiriyle uyumu, benzerlikleri, işte karakteristik uyumdan kasıt birbiriyle benzer olan harflerin uyumunu incelemek. Anatomiyi daha sonra geçeceğim. Anatomide de yine anatomik özelliklerine bakılması gerekiyor. Şimdi burada P harfinden bir kesit alacağım. P harfine bakın ilk başta alfabet yazan P harfinden. Aldığım kesiti B'nin üzerine koyuyorum, oturtuyorum. Birebir oturuyor. Tam aynı yani hiçbir farkı yok. Aynı çizgiyi aşağıdaki harflerle işte O'nun üzerine oturttuğumda birebir uyduğunu görüyorum. Görüyoruz. Bu uyum içerisinde böyle olması gerekiyor. Aynı kesiti o P'yi ters çevirdiğimde E'nin üzerine, C'nin üzerine koyuyorum ve tamamen uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Birebir oturuyor üst üste. Bunlar karakteristik uyum içerisinde diyebiliyoruz. Böyle olması gerekiyor. Şimdi farklı bir kesit alacağım. A harfinden aldım. A harfinden aldığımı H'nin üzerine koyuyorum. Aynısı, karşılıyorlar birbirlerini. M'nin üzerine, N'nin üzerine koyduğumda birebir aynı olduğunu görüyorsunuz. Hatta O'nun üzerine bile koyduğumda o yay geometrisi dediğimiz üst kısmın birebir aynısı olduğu anlaşılıyor. Bu A'dan aldığım kesiti tamamen ters çevirdiğimde U'nun üzerine birebir oturuyor. Birbirinin tersi. Tabii burada hani U'ya baktığınızda hafif bir kayma var gibi gözüküyor. Bu sonuçta elle yazılmış bir yazı olduğu için ufak tefek kaymalar normal. Ama bu bir font olsaydı birebir, yani siz bir font kendiniz yapacak olsanız bunlar birebir birbirlerinin tersi ve birbirleriyle bağlantılı olarak hepsi, yani birkaç harf tasarlamanız aslında bütün alfabeyi neredeyse işi biliyorsanız tasarlamanızı kolaylaştırıyor. Bir kesit daha alacağım. O harfini aldım birebir. O harfiyle uyumlu olan, asıl uyum içerisinde olan harfler zaten C, E, O, S gibi yuvarlak kıvrımları olan harfler hemen O harfiyle uyum gösteriyorlar. Karakteristik uyumdan kasıt bu. Anatomi. Anatomiyi inceleyebilmek için ilk başta tabii anatomik kuralları bilmek gerekiyor. Şimdi hani o konuya girersek o çok detaylı. Kısaca hani nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım anatomik kuralların. Yani onu inceleyebilmeniz için anatomik kuralları bilmeniz gerekiyor öncelikle. Şimdi şöyle anlatayım. Harfler optik denge kurallarına göre zaman içerisinde şekil almışlar ve bu yönde anatomik kurallar gelişmiş, oturmuş, yüzyıllardır aynı şekilde devam ediyor. Şimdi S harfine baktığımızda üstteki alanın küçük, alttakinin biraz daha büyük olduğunu görüyorsunuz.
Bu işte optik yanılsamalar sebebiyle yapılmış. İki farklı, daha doğrusu iki tane aynı yuvarlığa, yani parayla iki tane yuvarlak çizelim ve üst üste koyalım 8 gibi. Karşısına geçip baktığımızda üsttekinin alttakinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Bu gözün yapısıyla alakalı. Göz böyle optik yanılsamalar yaşıyor ve üstü olduğundan büyük görüyor. Zaman içerisinde işte bunlar harfler bu rahatsız edici durumu düzeltmek için bu yönde değiştirilmişler. S'nin üstünü küçük yaparak, altını üstten biraz daha büyük yaparak o denge sağlanmış. Baktığımızda bizi rahatsız etmiyor. Eğer üstü ve altı eşit yaparsak S'nin üstü daha büyük gözükecek ve aşağı doğru düşecek gibi, sağa doğru düşecek gibi gözükecek. Bu da bizi rahatsız edecek. Bu bir anatomik kural. S'nin üstü küçük olmalı, altı büyük olmalı. Aynı şekilde bu iki bölümlü harflerden işte X gibi, işte büyük H harfi gibi, B'nin nasıl üstü küçük, altı büyüktür. Bunlar hep aynı konuyla alakalı. Optik dengeyle alakalı bu şekilde harfler gelişmiş. Burada şimdi S'de problem yok. S'nin üstü küçük, altı büyük. Anatomik olarak inceliyoruz. Biz devam edelim. T harfinde, mesela T'nin yatayının ince olması gerekiyor. Dikeyinin kalın olması gerekiyor. Evet, doğru. Bir problem yok. Sol, o yatayın sol tarafının kısa, sağ tarafının uzun olması gerekiyor. Onda da bir problem yok. Bir de yani bir kaligrafın ya da yazıyla ilgilenen birisinin adı gibi bilmesi gereken bir şey yani. Aslında bu hani anatomik eğitim almamış olsanız bile biraz haşır neşir olan birisi hep bu T niye diğer harflerden kısa diye fark etmiştir yani. T harfi diğer uzun harflerden her zaman kısadır. Bu anatomik bir kural. Böyle olması gerekiyor. Burada da o şekilde yapılmış. Yani T harfini L ile aynı uzunlukta yapmamalısınız. Bu bir kural. Aynı şekilde Y harfinin sol diagonal çizgisinin kalın, sağ çizgisinin ise ince olması gerekiyor. İnce olması gerekiyor ve burada doğru şekilde yapılmış. Anatomik olarak incelemeden kasıt da bu. Burada anatomik bir problemle karşılaşıyorsanız yazın, analiz yaptığınız yazının üzerinde orada işaretleyip okla gösterebilirsiniz. Burada işte eksiklik var gibi, burada yanlışlık var ya da bazen anatomik değişiklikler bilerek yapılıyor. Orada bir problem oluyor. O problemi çözmek için orada bir farklılık yapabiliyor. Onu da tecrübeli bir kaligraf ya da yazı ile ilgilenen bir kişi onu belirtebilir orada. Yani bu sebepten anatomik değişikliğe uğramıştır diye analizde belirtebilir. Okla göstererek. Anatomiden kasıt da bu. Bir problem görünmüyor burada. Beşinci kuralımız O harfinin yapısı. O harfi çok önemli. Bunu özellikle O harfini sadece incelemenizi istiyorlar. Bu arada şey de söyleyeyim. Ben şimdi kaligrafiyi diplomalı yapan ülkede 3 kişiden biriyim. Bu İngiltere'ye diploma için başvurduğumuzda bizden üstünde çok fazla durulan yani bir sürü şey istendi ama bu analiz üzerinde çok fazla ısrar edildi. Yani şöyle olmalı, böyle olmalı ve bunu öğrenebileceğimiz kimse de yoktu. Bayağı bir zorlandık bu aşamaya getirebilmek için bu analiz konusunu. Yani bu teknik analiz çok önemli Avrupa'da ve Avrupa'nın sanatı sonuçta bu kaligrafi de. O yüzden diploma almak isteyen arkadaşlar oluyor. Bu analizi iyi, çok iyi bir şekilde yapabilmesi gerekiyor diplomayı alabilmek için. O harfini bize özellikle inceletiyorlar. Neden? Çünkü O harfinin genişliği çok önemli. Zaten X yüksekliğini 3 nip. Genişliğini de ölçtük. Orası da 3 nip. Bu O harfi genişlerse bütün harflere sirayet ediyor. Yani O harfi çok önemli bir harf. O harfi biraz daraldığında bütün harfler aynı oranda daralması gerekiyor. O yüzden hani bir font tasarımcısı ilk yapması gereken harf bence O harfi. O harfini yaptıktan sonra neredeyse alfabenin yani %80'ini bitirmiş oluyor diyebilirim yani. İç boşluk, hacim,
işte genişliği, yüksekliği, her şeyini ölçüyoruz. Not ediyoruz. Diyoruz ki analiz yaparken işte genişliği 3 nip, yüksekliği 3 nip, işte iç boşluğu 1,5 nip gibi belirtiyoruz. Bu şekilde göstermek de yeterli ama ekstra detaya girebilirsiniz. Şimdi O harfi neden önemli? Hemen anlaşılacak. Üst üste yerleştirdiğimde neredeyse bütün harflerin hepsinin O'dan bir kısmının aynı olduğunu görüyoruz yani. İşte A'ya bakıyorum. A'nın üstü ve altında birebir uyum var. B'de, P'de, T'nin altının birebir O ile aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden O harfi çok önemli. Üst üste koyduğumuzda tüm detay gözüktü zaten. Hatta G harfini görüyorsunuz. O harfini küçülterek üstüne koydum. Tam birebir üst üste oturdu. O da O'nun aynısı aslında. Sadece daha küçüğü. Altıncı kuralımız espas. Espasta harf, kelime ve satır espası diye 3 ayakta izleyeceğim. Ama aslında paragraf espası falan da var ama bunlara hiç girmeye gerek yok. Hani kaligrafi ile alakalı daha önemli. Harf, kelime ve satır espası. Şimdi espasın kelime anlamı boşluk demek. Boşlukların dengelenmesi gerekiyor. Şimdi harf espasından başlayacağım. Harf espasında dar, normal ve geniş espas var. Yani kaligraf yazan kişi, yazıyı yazan kişi espası kendi belirliyor. Yani ben geniş espasla mı yazacağım, dar espasla mı, normal espasla mı yazacağım bana kalmış. Ben kendim diyorum ki geniş espasla bir yazı yazacağım, bir metin yazacağım. O metinde geniş espası kullanmak istiyorsam komple yazı geniş olmalı. Yani bir kısmı işte dar başlayıp gittikçe genişlememeli ya da geniş başlayıp gittikçe daralmamalı espas. Yoksa ne olur? Komple iş bittiğinde karşınıza koyup baktığınızda dar olan yerde çok doku farklılaşır, aşağıya doğru seyrekleşir. O da rahatsız eder gözü. Düzgün bir dağılım olması lazım metin içerisinde. Bu harfler arası espastan bahsediyorum şu anda. Harfler arasındaki espası da öyle cetvelle ölçerek falan filan matematiksel olarak yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Gözle bunu halletmemiz gerekiyor. Her şey optik olarak ayarlanmalı yani. Yetişmiş, terbiye olmuş bir göz o aradaki mesafelerin hepsini birebir birbirine yakın olması gerektiği gibi zaten sıralayacaktır. Bu zaman içerisinde birkaç yıl yazan birisi hemen bunu rahatlıkla oturtabiliyor. Şimdi en üstteki satır dar olarak yazılmış gördüğünüz gibi. Alttaki biraz daha geniş. En alttaki geniş espasla yazılmış. Bu biraz daha arttırılabilir ya da biraz daha sıkıştırılabilir ama sıkıştıkça yazı aslında çirkinleşiyor. Ne kadar geniş yazılırsa o kadar güzel ama bu genişlik okumayı zorlaştıracak kadar geniş olmamalı. Kelime espasına geçeceğim. Şimdi kelime espasında da kitaplarda der ki işte kelimelerin arasına bir O harfi sığacak kadar bir boşluk koymanız yeterlidir der. Aslında bu dar espas için doğru olsa da diğer espaslar için doğru değil. Çünkü burada normal espas ya da geniş espasta O harfini koyduğumda yeterli bir boşluk olmuyor. Şöyle düşünün, en alttaki satırda O harfi kadar bir boşluk bıraksaydım, yani yukarıdaki kadar bir boşluk bıraksaydım, o Miskin Yunus yazısını sanki tek kelime gibi okuyacaktık. Bunu böyle bir metin, hani komple bir metnin böyle olduğunu düşünün. Kelimeleri seçmekte zorlanacaksınız. Sizi sürekli duraksatacak ve okumakta güçlük çekeceksiniz. O yüzden o kelimelerin arasını daha fazla açmamız gerekiyor. O harfi kadar bir boşluk bırakmak yeterli olmuyor. Daha fazla açmamız gerekiyor. Bu mesafenin bir ölçüsü yok. Şu kadar olmalı, işte bu kadar geniş olur, bu kadar dar olur diye bir ölçüsü yok. Dediğim gibi her zaman kaligrafide terbiye olmuş bir göz gerekiyor. O göz onu hemen olması gereken ayarda zaten tecrübeliyse ayarlıyor. Çok fazla geniş yaptığımızda da yine okumakta zorluk çeker. Yani kişi okumakta zorluk çeker. O yüzden onun tam olması gereken bir ölçüde olması gerekiyor. Kelime espası da bu şekilde. Satır espasına geçeceğim.
Şimdi bu analiz ettiğimiz yazıda dar espas kullanılmış. Harfler birbirine oldukça yakın. Kelime espasları da gözüküyor zaten. O harfi sığacak kadar işte dar espasa uygun yazılmış. Foundational Hand yazı çok fazla geniş espasla çok fazla yazılmıyor. Çünkü harfler çok böyle geniş oldukları için daha tombul diyeyim. Hani daha böyle geniş oldukları için zaten iç boşlukları da orada bir boşluk yarattığı için baktığımızda o yüzden çok geniş yazıldığında çok seyrek duruyorlar. O yüzden genelde dar espasla yazılıyor ya da normal espasla. Satır espasına geçtiğimde burada bütün satır aralıkları eşit. Yani simetrik satır aralığı kullanılmış. Böyle olmak zorunda mı? Değil. İlle eşit satır aralıkları kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bunu daha iyi anlamanız için ben kendi yazdığım bir yazı örneği koydum. Şimdi ben bu yazıyı yazdım. Satır aralıklarına bakın. Hepsi birbiriyle eşit değil. Ya bu yazıyı ben eskiz aşamasında defalarca yazdım. Denedim, ettim. Şimdi ilk yazdığımda bütün satır aralıklarını eşit yaptım. Yazdım, karşıma koydum. Baktım bu en alttaki satır, en dar olan satır zaten fark ettiyseniz. Satır aralığı en dar olan satır. Satır aralıklarının hepsi eşit olduğunda o in or service yazısı metinden tamamen koptu. Sanki oradan bağımsız bir yazı gibi, altta bir satır gibi durdu. Çünkü neden? O satır aralığında hiçbir hareket yok. Yani bir çıkıntı yok. Ama diğer satırlarda, bunu şey yapabiliyor muyum? Şurada mesela bu lekeler, şu hareketler, bunlar. Bu hareketlerin hepsi burada bir kalabalık yapıyor, bir leke oluşturuyor ve bizim gözümüzü yanıltıyor diyelim. Burada hiçbir hareket olmadığı için buradaki boşluğu bunlar gibi açarsanız dediğim gibi bu satır buradan ayrılıyor ve kopuyor. O yüzden eşit satır aralığı olmak zorunda değil. Her zaman dediğim gibi önemli olan optik olarak bunun ayarlanması. Matematiksel bir şey söz konusu değil kaligrafide. Her şey yetişmiş, terbiye olmuş bir göz ve onun becerisine kalıyor. Ölçerek yaparsanız aslında burada bu satır aralıklarını eşit olarak göstersem bu yazı bu kadar güzel gözükmeyecek. Bu sunumu güncelleyeyim ben. Bunun satır aralıklarını eşit halde de görülebilir hale getiririm. Satır espası da bu şekilde. Eşit olmak zorunda değil. Asimetrik satır aralığı deniyor buna. Asimetrik satır aralığı kullanılarak yazılmış bir yazı bu. Yedinci ve son kuralımızsa ritim ve hız. Bu kural aslında çok fazla tecrübeye ve yoruma dayalı. Daha çok hani kaligrafların çözebileceği bir kural. Burada bizden yorum istiyor. İşte bu yazı hızlı mı yazılmış, yavaş mı yazılmış? İşte neden hızlı yazılmış olabilir, neden yavaş yazılmış olur? Bunları bulmanızı istiyor. Bunun da sebepleri şunlar olabilir. Hani hızlı mı yazılmış, yavaş mı yazılmış? Harfin kaç hamlede yapıldığını bulursak aslında çok büyük bir ipucu oluyor. Harfin kaç hamlede yapıldığını, kaç harekette, kaç kalem hareketiyle yapıldığını bulmuş olmak. Hani bunu tecrübeli birisi hemen anlayabiliyor. Ama bazen anlamak zor olabilir ya da nasıl diyeyim, belki yazın orijinalini incelese çok daha kolay. Ama bir fotokopi filansa incelenecek olan en kolay yöntem bunun üzerine bir Aydinger koyup, bir kopya kağıdı koyup bunun üzerinden aynısını yapmaya çalışmak. Aynısını yapmaya çalıştığımızda hemen çözüyorsunuz zaten kaç hamlede yapmış olabileceği anlaşılıyor. Burada çok fazla kalem hareketi var bu alfabet yazısında. Yavaş yazılmış bir yazı diyebiliyorum ben buna hemen. Ayrıca harflerin boyutları da etken. Yani harfler büyüdükçe kalem hakimiyeti zorlaşacağından yavaş yavaş yazmak zorunda kalıyoruz. Ve kalem hareketleri de artıyor. Artı büyük harfle yazılmış bir yazıysa da büyük harflerde de tek kalem hareketinde yapamıyoruz genelde. İşte birçok kalem hareketi oluyor. O yüzden onlar da yavaş yazıldığına bir örnek. Aynı zamanda bu tırnak şunlar, şurada gösterdiğim hareketler, tırnaklar. O tırnaklar çok çeşitli tırnak örnekleri var. Bazıları hemen tek kalem hareketiyle yapılıyor, bazıları iki kalem hareketiyle yapılıyor. O tırnaklar da
yazıyı yavaşlatıyor. O tırnak çeşidine göre o da yani bu tırnaktan dolayı ve çok fazla kalem hareketi olduğundan dolayı yavaş yazılmış bir yazı diyebiliriz. Hızlı yazıldığını nasıl anlayabiliriz? Mesela harfler birbirine bağlanıyorsa, yani el yazısındaki gibi harfler birbirine bağlanıyorsa çok fazla kalem hareketi yoktur. Hani buradaki gibi bir harfi belki bir harekette bile yapılabilir halde yapabiliriz. Ya da yazı eğimli ise hızlı yazıldığına bir yani hızlı yazıldığına bir gösterge diyebiliriz. Nasıl hani el yazısı yazarken böyle istem dışı yazı sağa doğru yatar ya, o hızlı yazarsınız ve anatomik olarak sağa doğru meyillidir yazı zaten. Sola doğru kolay kolay kimse yazı yazmaz ve önermezler yani. Zor olur diye ve yavaşlatır diye. O yüzden sağa doğru eğimli ise yazı daha rahat ve daha hızlı yazıldığına bir örnek. Ayrıca malzeme de önemli. Yani dokulu bir kağıt kullanırsınız, o sizi yavaşlatır. Ya da bir kamış kalemle yazarsanız çok fazla mürekkep almayacağından çok fazla batırma ihtiyacı ve çok fazla kalem hareketi yapmak zorunda kalırsınız. Ve bir dolma kalemle yazarsanız çok fazla batırma ve sizi yarı yolda bırakma şeyi olmayacağı için, sorunu yaşanmayacağı için hiç elinizi kaldırmadan çok daha hızlı hareketlerle yazabilirsiniz. O yüzden malzeme de ritim ve hız açısından önemli. Dediğim gibi burada sadece yorum gerekiyor, yorum yapmak gerekiyor. İşte bu kaç harekette yapılmış, harfleri böyle oklarla belirterek kaç hamlede yapıldığını bulup bu yavaş yazılmış bir yazı, dengeli yavaş yazılmış bir yazı, espas kurallarına dikkat edilmiş gibi bir yorumla analizi bitiriyoruz.